Çünkü dersimizde size temiz kod yazma ile alakalı bir örnekten bahsedeceğim. Şimdi bizim bir tane dikdörtgenimiz olsun arkadaşlar. Ve biz bu dikdörtgenin, yani aslında bir tane değil, birden fazla dikdörtgenimiz ama bir tanesini baz alalım şu anda. Bu dikdörtgenin biz çevre ve alanını hesaplamak istiyoruz. Çevre ve alanı nasıl hesaplarız? İşte çevresini hesaplamak için 2 ile bu uzunluk ve genişliğini toplar çarparız. Alan hesabı içinde uzunluk ve genişliği çarparız, değil mi? Peki bunu bütün elimizde bulunan dikdörtgenler için yapmaya başladığımızı düşünsenize. Yani şöyle bir kod olacak önümüzde. Mesela dikdörtgen 1, bunun hatta şöyle dikdörtgen 1 uzunluk işte 10, dikdörtgen 1 genişlik ya da yükseklik diyelim. Yükseklik 20. Dikdörtgen bir alan ne olsun alanı? Dikdörtgen bir uzunluk çarpı dikdörtgen bir yükseklik. Dikdörtgen bir genişlik. Pardon. Dikdörtgen bir çevre ne yapacak burada da? 2 çarpı dikdörtgen bir uzunluk artı dikdörtgen bir yükseklik. Bakın sadece bu dikdörtgen 1 için yazdım. Dikdörtgen 2, dikdörtgen 3 bu şekilde gidecek. Yani burada demek istediğim şey bu satırın uzunluğu değil ama göze ve okunabilirliğe hitap etmesi. Peki ne yapacağız? Bir tane dikdörtgen şeklinde şu şekilde dikdörtgen olarak İngilizce olarak yazmadım. Hani tam belli olsun diye bir sınıf tanımlayacağız. Bu sınıfın içerisinde bizim bir tane uzunluk, bir tane de yükseklik olarak iki tane değişkenimiz olacak. Ve daha sonra arkadaşlar biz iki tane metoda sahibiz. Bunlardan bir tanesi alan hesapla diyelim buna. Get alan yazacaktım ama alan hesapla olsun. Return this uzunluk çarpı this yükseklik. Bir de çevre hesapla diye bir metodumuz olsun. Bu da 2 çarpı this uzunluk artı this yükseklik. Ne yaptım? Dikdörtgen sınıfımı oluşturmuş oldum. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Ben bu dikdörtgen sınıfımı new dikdörtgen olarak buraya çağırıyorum, değil mi? Şu anda dikdörtgen sınıfımı çağırmış oldum. Daha sonra diyorum ki dikdörtgenin uzunluğu ne olsun? 30 olsun. Dikdörtgenin yüksekliği de ne olsun arkadaşlar? 20 olsun. Sen bana bunun eko dikdörtgen çevre hesaplamasını ver bakalım. Bakın 100. Bunun alanını hesapla. Bakın 600. Geldim. Tamam. Bunu hesapladın. Bu 1 olsun. Daha sonra buraya gel. Şuna da 2 diyeyim. 50'ye 30. Şöyle BR atarsak. Bakın. 1600. Pardon. 1600 bu. Ben de diyorum nasıl değişiyor. Şöyle. Bakın birinci 600, ikinci 1500 oldu. Yani nasıl bir temizledik? Bakın tertemiz oldu yani. Hiç karışıklık yok, bir şey yok. Şu sınıfı bir defa çağırdım. Ve buradan istediğim kadar işlemi yapabiliyorum. Çevresinde hesaplarım dilersem. İstediğimi hesaplarım. Burayı dikdörtgenle ilgili daha farklı ne işlemler yapabilirsem bu sınıfın içerisinde yazarım. Buradaki amaç bunun bu şekilde yazılması değil de tekrarlayan işlemlerin bir sınıf veya fonksiyon içerisinde yazılarak daha temiz bir kod elde etmemize yönelik olarak hazırlanmıştır arkadaşlar. Umarım faydalı olur ve siz de bu şekilde kodlarınızı hazırlarsınız.